Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'e verilen müebbet hapis cezası Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala ülkede gerilimi tırmandırdı. Kararı yeterli bulmayan binlerce kişi protestolar için Tahrir Meydanı'nda toplandı. Müslüman Kardeşler'in Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mürsi seçilmesi halinde Hüsnü Mübarek'in yeniden yargılanacağı sözünü verirken rakibi Ahmed Şefik'i eski rejimin adamı olmakla suçladı. Mübarek döneminin son başbakanı Şefik'in yanıtı gecikmedi. Ben sivil devleti temsil ediyorum. Müslüman Kardeşlerse mezhepsel bir devleti temsil ediyor. Önceki rejimi geri getireceğimi söylüyorlar. Bunu her kim söylüyorsa Mısır'ı bilmiyor. Mısır'da 25 Ocak'tan beri nelerin değiştiğinin farkında değiller. 14 ay süren mahkemenin cumartesi günü yapılan son duruşmasında Mübarek'in yanı sıra geçtiğimiz yılki halk ayaklanmasında 850 protestocunun öldürülmesiyle suçlanan eski İçişleri Bakanı Habib el-Adli de idamdan kurtulup ömür boyu hapse mahkum oldu. Hüsnü Mübarek'le birlikte yargılanan oğulları Cemal ve Ala ise beraat etti.